Arkadaşlar hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Total Futbol'a yeni bir güncelleme gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere. Şu an müzik olmadığı için bu ara sahne müziksiz diliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar efsaneler e, teker teker sahneye geliyorlar şu anda. Bu yeni güncelleme ile ilgili değişikliklere bakacağız. Neler var, neler yok onları göreceğiz arkadaşlar. Şu an oyundaki efsaneleri ekrana getiriyor oyun. Robin van Persie kendisi bende bulunan oyunculardan bir tanesi. Michael Owen, Ronaldinho ve birçok isim daha bu güncelleme ile birlikte bulunuyor arkadaşlar. Hemen oyunumuzu açalım. Bakalım güncellemede Yeni e, neler gelmiş onları inceleyelim arkadaşlar. Bu ekranda Balak, Vampursy vesaire vesaire gibi birçok isim de mevcut. Bu arada arkadaşlar ben de oyun açtığımda bu ekran donuyordu ve bu oyunun don, e, bu ekran donması gitti arkadaşlar o yüzden Total Football ekibine de ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Bu ekrandaki sorun çözüldüğü için e, yine her zamanki gibi bazı insanlar mutlu, bazı insanlar güncellemeden mutsuz. Ben de kendi düşüncemi söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen buraları seçelim. Ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz total futbolu bir türlü böyle bir tam anlamıyla bir dönüş yapamadım arkadaşlar. Sürekli kes kesik oynuyorum oyunu. Oynuyorum 3-4 gün giremiyorum. Oynuyorum 3-4 gün giremiyorum arkadaşlar. Ve e, bu aralar FIFA'da FIFA 25 çıktı biliyorsunuz arkadaşlar. Onda kaleci kariyeri yapıyorum. E, aylık faydalarını da şuradan aldığım aylık faydalarını arkadaşlar. TF'lerimi. Çekeyim şimdi neler gelmiş bunlara bakalım. Combo paketler var burada gördüğüm kadarıyla. Ve sıcak fırsatlarda her zamanki gibi fırsatlar mevcut arkadaşlar. Combo paketlerde Paris Saint-Germain'in 96'ya kadar oyuncusu varmış burada gösterilene göre ama 96 bir oyuncu yok. Lionel Messi kartını görüyoruz arkadaşlar. 94'lük bir kart. Lionel Messi kart son gelen kart, kartlardan bir tanesi. Burada Kevin De Bruyne ve Haaland'ın 93'lük kartları var. Rodri kartını gördük. Rodri seneyi kapatmış oldu. Manchester United zaten orada doğru düzgün bir oyuncu yok. Bruno Fernandes kartı var. Liverpool arkadaşlar Van Dijk, Salah, Robertson ve Arnold kartları. O dörtlü kaldı orada da. Arsenal'de Declan Rice, Saka, Ode kart, ka, e, kartlarının olduğunu görüyoruz. Sıcak fırsatlara baktığımızda burada güzel bir paket var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Burada bir Fransa seçim e, paketi var. Bu e, transfer olan oyuncuları gösteriyor arkadaşlar. Ee, ama nedense Mbappé yok. Mbappé'yi ne zaman göreceğiz acaba? Tabi bu overall düşük olduğu için pakette bulunma, bulunmuyor olabilir. Ee, burada bir CB pick paketi var. E, defans paketi. Burada 89 reytinge kadar olan var. Daha yüksek yok mu hocam? 92 reytinge kadar olan CB olduğunu görüyoruz. Daha da yüksek yok arkadaşlar. Demek ki bu kadar. Ee, Real Madrid var. 84 92 kurtuvayı geçenki videolarda elde etmiştik hatırlarsanız. Evet arkadaşlar genel anlamda bu şekilde e, kartlar. Peki dükkan bölümünde bir değişiklik var mı? Ona bakmak istiyorum. E, burada da arkadaşlar Mbappe'nin yeni Real Madrid ile Mbappe'nin kartını daha göremedik. Gelmemiş. Şöyle bakayım bir tekrar bir değişik var mı? Yok. Henüz gelmemiş arkadaşlar. Burada bir 92'lik Mbappe var. 91'lik Ronaldo'nun çok iyi olduğunu söyleyenler var arkadaşlar. E, ben Discord, Discord grubunda da gördüm. Bizim arkadaşlardan bazıları yazmışlar. E, şutu felaket diye vurduğu yerden atıyor diye. Hatta arkadaşlar e, 95'lik Ronaldo'nun daha iyi olduğunu falan söylemişler. <laughs> e tabi biz de bunu test edeceğiz şimdi. Bakacağız yani gerçekten öyle mi diye. Bakıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdiki nitelikleri demeyelim. Başlangıç nitelikleri diyelim. iki kartın asaf haline baktığımızda şut gücünün gerçekten de gerçekten de 2023 Ronaldo kartında daha iyi olduğunu görüyoruz. Kafa vuruşunun Arkadaşlar bendeki Euro kartta 7 birim daha fazla zıplama dayanıklılık fiziksel mücadele hız hızlanma yani arkadaşlar açık ara 95 kart daha iyi e bunu da söylemeden etmeyelim tabii ki de bu fark olacaktı zaten sadece merak ettiğim için bakmış oldum e başka ne var farklılık birlik bölümünde lig maçları birlik maçları gelecekmiş arkadaşlar bununla ilgili bilgi aldım tam olarak ne zaman gelecek bilmiyorum ama Birlik maçlar gelecekmiş arkadaşlar. Sura bakmayın. Biraz hastayım arkadaşlar. Valla konuşurken zorlanıyorum. Arkadaşlar birliğimize bu şekilde şeyler gönderebilirsiniz. istekler yollayabilirsiniz. Kabul ediyorum. Haberiniz olsun. Şu an zaten 5 kişilik bir yerimiz var. Birliğimiz bu şekilde. Birlik etkimiz de 106 bin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada birlik sıralaması falan diye bir şey olsaymış. iyiymiş aslında. Neyse. Evet hocam. Şimdi ee, hemen arkadaşlar ben hızlı bir şekilde ayarlarımı yapayım bir maç oynayalım maçta oyunda bir fark var mı bakalım Arkadaşlar bu güncellemede bir yenilik daha geldi gibi görmüştüm Evet arkadaşlar görüyorsunuz 91'lik Mbappe'yi Benzema'yı Lewandowski bu tarz oyuncular arkadaşlar artık buradan market bölümünden çekebiliyoruz Arkadaşlar ücretsiz yenileme dediğimizde buraya 91'lik kartın düşme ihtimali artık eskisinden daha fazla arkadaşlar özel takas normal takas bölümlerde herhangi bir farklılık göremiyorum. Evet arkadaşlar şimdi hocam hemen buradan dereceli moda girelim. Daha iki gün varmış ligin bitmesine. Eğer ben burayı oynarsam arkadaşlar karşıma kötü rakipler gelecektir diye düşünüyorum. Boğazıma bir şey takıldı neyse. Karşıma kötü rakipler gelecektir arkadaşlar. Kart mücadelesi oynayacağım o yüzden. Hızlı bir şekilde. Burada karşıma daha iyi rakip gelmesi muhtemel. Hemen şöyle takım kurma diyelim. Çok da şey yapmaya gerek yok. Dizilişler bunlar geldi arkadaşlar. 3 4 3 kullanacağız. Bizim için en mantıklısı o şu anda. Tamam. Anladı kardeşim. Ee, ileride Ronaldo, Rafael Oka, sağda Bernardo Silva. <laughs> Buraya bakıyoruz. Kravashelya, Doku. Aşağıya bakıyorum. Evet arkadaşlar aşağıdaki kartlara baktığımızda aşağıdaki kartlarda Messi, Martin, Vinicius, Rodrigo Nunez falan filan var. Yani şu yukarıdakini kullanacağım. Hadi Portekizlilerden devam edelim. Orta sahaya geldik. Orta sahaya bakıyoruz arkadaşlar. Ee, orta sahada da Kante, Chouameni kimmiş Rabio'nun olduğu bölümü seçeceğim. Defans hattında Rüdiger, Saliba, Pamecano, Mendy, Hernandez burayı seçeceğim arkadaşlar. Seçim onayla dedik. Hemen takımımızı düzenleyelim buradan hızlı bir şekilde dizilişimizi değiştiriyoruz. 3 4 3 3'müş arkadaşlar diziliş. Ben o kadar dikkatli bakmamıştım aslında. Keşke daha dikkatli baksaymışız. Dizilişimiz 3 4 3'müş. Üst stoper lazım. Tam Upa oynar. Problem değil. Rüdiger'i ortaya alırız. Ve e, bu kadroda arkadaşlar şöyle bir saniye hemen kadro diyelim. Kadromuza bakalım. Bernardo Silva'yı sağ aldım. Rafael Leo'yu sola aldım. Ronaldo ortada oynuyor. solda Gordon oynayacak arkadaşlar. Sağda Almiron varmış ama Leo solda oynayabiliyor mu hocam? Rafael Leo orada oynasın. Ferran Torres şimdilik şey alalım. Oraya Zabal Hernandez bakıyorum şöyle. Arkadaşlar sol bek ofansif orta sağa Virs Virs'i belki sokarız Morata Oria Zabal. Leva da var yedeklerde. Leva'yı da bir denemiş oluruz ya. Chouameni ile Gordon değiştireceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde hemen taktiklerimi de şuradan yapayım. taka, derin savunma, defansif kanat. Defansif kanat kullanacağız sadece. Tamam. Bu şekilde okeyiz arkadaşlar. Başta diyelim bakalım hemen rakibimizi bulsun. Arkadaşlar rakibimizi buldu. Real Madrid Un diye bir takım geldi ileride tek forvetle oynayan bir arkadaşımız. Evet. O arkadaşın kadrosu da ekrana geldi. Aşağı zaten kadrolar aşağı yukarı birbirlerine benziyor arkadaşlar. Öyle ya da böyle bir şekilde. Haydi bakalım. Arkadaşlar şu an çözünürlük yüksekte. Yani birazcık e, total futbolda gördüğümüz kadarıyla sahanın dokusu değişmiş arkadaşlar. Çimlerin dokusu değişmiş. Yani ben öyle bayıldım bir değişim göremedim açıkçası. Hatta bir hafif de biraz yapay da durduğunu düşünüyorum ben şu an ee, şimlerin. Vurdu. Ama tabi netliği arttırmaya çalışmışlar. Ee, daha böyle soft bir görüntü vermeye çalışmışlar ama öyle çok da bir bana bir ekstrası gelmedi. Şu an benim oynadığım platformda da arkadaşlar böyle sanki siz bunu hani çözünürlük full şey grafikler fulle de olsa böyle ultra 1080p Çözüncük demiş gibi izleyemiyorsunuz arkadaşlar. Kaleci Nedense benim oynadığım şu anki platform ee, biraz da olsa kaliteyi kendiliğinden düşürüyor. Yani yapacak Kante. bir şey yok. Buna da bir çözüm bulamadım arkadaşlar. Şimdi sola verdik Ferran Torres'e. Ferran Torres çekti. Çok ortaya açtı. Bas. Bernardo Silva. İkidir. Kafa Rakim demiyoruz. Az da yazacak golü. Rakibimize karşı Ronaldo. Orada Rüdiger çıkmıştı. Jude Bellingham. Dikkatli olmalıyız. Bellingham verdi kimi. Bir hava topu daha. Ferran Torres bu Top topları çok fazla aldı bu maçta. Bir de alacak. Yürüdü. Yine orada Lucas Vazquez savunuyordu onu. Ferran Torres'i. Ferran Torres. Ferran <laughs> Torres, Toruk Torres golü buluyor. Hemşir. Youtube gülüyor. golü atıyor arkadaşlar. Ferran Torres. Görüyorsunuz gol de bu şekilde. Total futbolda farklı gol sevinçleri de gelmiş arkadaşlar. Denildiği üzere. Ve e, çalınlarda da farklılık var diyorlar. Bunu da deneyeceğiz deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda stat evet, biraz daha canlı yapmaya çalışmış arkadaşlar. E, Gördüğüm bu benim. Yani böyle biraz daha böyle hafif e, yeşilliği arttırmışlar. Görüntünün keyifli. netliğini arttırmışlar. E, bilmiyorum seçicilik artmış. Görüntü olarak dediğim gibi bana öyle çok aman aman böyle güzel etkileyici gelmedi ama. Öncekinden çok da bir farkı yok sadece topu seçmek, oyuncular seçmek daha kolay oluyor. Gördüm bu yani. Bernardo Şimdi Ronaldo'ya ceza sahasını derken Kante'ye gitti topumuz. Kimmiş? Alamadı. Kimmiş alamadı. Saliba. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Verdi pasını Gordon. Ronaldo oynayacak tekrar o. Sağ Güzel oynadın kardeşim Arapası ama kestiler. o kadar da kolay değil yani. O topların geçmesi. Şimdi kimmiş? Bernardo Silva'ya oynadı. Şimdi çalım atacağım arkadaşlar. Silva. Şimdi çalım atacağım. O Bernardo Silva zaten kendi Zavunla özel şeyi varmış. Ee, becerisi varmış arkadaşlar. Bu süper çevik tarzı bir şeydi galiba. Tam Miguel bakmam Almira. detaylı ama ee, burada becerilerde açık oluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar özel beceriler. Yani Bernardo Silva ya çalım atabiliriz sık sık. <laughs> topu çok. Çalınarak daha optimize Dediler arkadaşlar. Ferran Torres. Şimdi Ronaldo. Ver tekrar. Bernardo Silva Bilani geçmedi. Ona pasımız geçmedi. Saliba. Ver abi. Ver abi Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ondan da bir çalım gelecekti. Ronaldo atamadı çalımı. Kante keser miyiz? Ronaldo'ya bir kayalım. Haydi. Çift defans. Çift defans. Yukarı oynayabilir. Biz de hocam. Biz de. Kimmiş aldık. Ferran Torres. Engola Kante. Çok güzel. Kante güzel geçti rakibinde. Bir de çalım gelir mi dedik? Kante çalım atacak bir değil ama geçte kaldı zaten o bölgede. Rüdiger. Şu an bir savunma zafiyetimiz var. Gerçekten keyifli. Güzel. Aldık topu. Ver bakayım. Şöyle tekrar. Bernardo Silva'ya. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Üst üste çalımlar arkadaşlar görüyorsunuz bu yetenekler olan oyuncularla çalatmak daha kolay ve Cristiano Ronaldo'nun galiba gelişine şut özelliği vardı arkadaşlar ve golü buldu. Ronaldo bu arada gol attıktan sonra gol sevinci öncesi oyuncuyu herhalde arkadaşlar Var istediğimiz güldü. yöne yönlendirebiliyoruz gibi bir e, animasyon gelmiş. Bir deneyeceğim şimdi birazdan. İkinci yarıda gol atarak bunu deneyimleyeceğim. Buna emin olmaya çalışacağım arkadaşlar. Derken rakibimiz oyundan çıktı arkadaşlar aşağı yukarı e, yani farkları görmüş olduk çok bir farklılık göremedim arkadaşlar ama ben total futbol oynamaktan her zaman keyif alan birisiyim zaten ben oynanışını seviyordum oynanışından memnunum çok bir şikayetim yoktu <laughs> çok bir değişik olmaması da şahsen beni üzmedi arkadaşlar e, burada hızlı seviye atlama diye bir şey varmış <laughs> bu ne abi artık oyuncuların belirlediğin seviye seviyeleri yükseltebilirsin bir dene ha. Arkadaşlar buradan nasıl yani? Tamam. Ha, 5000 eksleri kullanarak o Ronaldo'yu arkadaşlar 326 tane 5000 eks kullanarak 81 seviyeye çıkartabiliyormuşum. Deli dehşet bir şey. Oyuncuların duruş falan değişmiş. <laughs> Kart bozmada %90'lı geri alma mevzusu. Evet tamam. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Başka tutar futbol videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.